Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben derbi karşılaşması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Derbi maçı ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Malum bir kırmızı kart gördünüz son dakikalarda ve TFDK'ya sevk edildiniz. Ve televizyonlarda da yine sizin maç cezanızla alakalı, kaç maç ceza alacağınızla alakalı hemen söylentiler başladı. Üçler, beşler, sekizler. Yakın zamanda açıkçası Sergen Hoca'nın da bir maç ceza aldığını hatırlıyorum. Ve bununla birlikte yine bir Avrupa maçından önce cezanızın açıklanma durumu var. Aklıma da 2-3 yıl önceki maç da geliyor böylece. Siz ne düşünüyorsunuz? Belli bir beklentiniz var mı? Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hepinize hoş geldiniz. Bu basın toplantısını izleyenlerin benden pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini sizin de sorunuzdan anlıyorum. Ancak ne yani derbi heyecanları, hakem hataları ve işte yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Yani esasında bizim büyük resme bakmamız lazım. Daha önce de defalarca söylediğim gibi 100 yılı aşkın süredir biz birbirimizle oynuyoruz. Yeniyoruz. Yeniliyoruz. Derbilerde, normal maçlarda, yurt içinde, yurt dışında karşılaşmalar, galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler. Yani bu dün olduğu gibi bunlar yarın da devam edecek. Bu doğal bir süreç. Ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyetinin dışındaki her neticenin kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, bir daha söylüyorum, illüzyonlar diyorum, uğraşacak vaktimiz yok. Onun için çok zamanımız var. Yani çünkü onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının öneminin önüne de herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor, kazanıyor, kaybediyor. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. Önemini biliyoruz ama inanın bana hangisi daha önemli derseniz Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Çünkü bunun telafisi yoktur. Onun telafisi vardır. O yüzden bir defa o maçın, ki Soso gereğini söyledi. Çok güçlü bir maç oynamışız ama bu kadar onlarca pozisyondan dönememişiz galibiyet. Onun için Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Ve geçmeyecek de. Dediğim gibi biz bunları çok oynadık. Kazanmaya, kaybetmeye alışıktır. Hele ben yüzlerce maç oynamışım. Tonlarca kazanmışım. Galibiyetlerin çok olduğu bir hocayım. Allah'tan mağlubiyetlerimiz az. Çok az yaşadım. Çok lig şampiyonlukları görmüşüm. Efendime söyleyeyim. Şükür, çok şükür. Yaşadığım şampiyonluklardan çok daha az farklı sıralarda ligi bitirmişim. Dolayısıyla şöyle yapalım biz. Siz federasyonuna da ceza ile ilgili de soru sordunuz. Biz Sayın Başkan'ın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde muhakkak ki şampiyon olmak isteriz her zaman. Kaybettiklerimizi de görüyorsunuz nasıl kaybettiğimizi. Çok çabuk unutuldu bir golle, iki golle kaybettiğimiz. Yani zannedersiniz ki çok geride kaldım. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.